Değerli izleyicilerimiz, laf açıyor Hüseyin. Değerli izleyicilerimize ben şunun müjdesini vereyim. Yolunu buldum. Allah ömür verirse. İnşallah. Şimdi insanlar, bak o bitkiyi al onu karıştır hocam ben çalışan adamım bunu kim kaynatacak? Aktara gidiyorum doğrusunu vermiyor, şudur budur doğru bitkiyi bulamıyorum. Bulsam da türü değişik bir sürü şeyler. Doğru birkaç bitki de kullanıyorsa mesela sabah hazırladı öğlen iş yerinde kullanamayacak. Akşam evine geç geliyor yorgun keyifsiz ya kim hazırlayacak bunu diyor. Ama can tatlı yani bir yere geldi mi tamam diyor yapıyorum bazı hastalıklar var. Mutlaka yapmak zorunda kalıyor çünkü tıptın şeyi yok çaresi, çaresi yok tıpta. Yok. Ha, Ama şunun müjdesini vereyim inşallah ya Rabbi. Allah nasip etti. Bütün burada gördüğünüz önerdiğim bitkileri karabaşından kiraz sapına kadar efendim ada çayından tut çoban çantasına kadar ne bileyim lavantadan biberiyeye kadar melissadan tut ne bileyim aslan, ne, pençesi, aslan mi? pençesi düz yapraklı veya testere dişli aslan pençesine kadar. Bizim doğal eczanemiz önümüzde duran. Evet. Bunların hepsini doğal halleriyle bir çay kaşığı sıvı olarak almaları mümkün olacaktır. Kapsülün içine de koymuyoruz. 20-25 mililitrelik şişe Allah'tan bu milletime, insanlarımıza bu canla başla bak yıllardır kürleri öğretiyorum. Yani çok memnunlar. Çok memnunlar ama ben de onlar için daha çok çalışıp daha çok çalışıp ya bunları nasıl kolay yapabiliriz? 20-25 mililitrelik şişelerde bunları hazırlıyorum. Yöntemini bulduk. Çok kendine özgü bir yöntemi var bunun ee, ve bunu patentlemeyeceğim de çünkü bir şeyi patentlemek demek onu açık seçik yazmak demektir. Bu sefer e, öküzün aklına. Karpuz kabuğunu şişesinde. düşürüyorsun. Adam diyor ki ben bunu böyle değiştirdim. O da kendine göre yolsa, bunu bu prosesi e, ne yapacağız? Biz e, şey yapacağız. Yani patentlemeyeceğiz. Bunun Hı -hı. üretimi yapılacak. Vatandaş bir çay kaşığı alacak. Küçük çay kaşığı. Bir şişeyi bir haftada bitirmesi lazım. Hem çok daha hesaplı, hem çok daha kolay, hem de çok daha etkili. Çünkü Şimdi bu bitkiyi alıyor doğal haliyle, üzerinde ya doğru türü mü acaba, raf ömrünü geçmiş mi, geçmemiş mi? Şimdi bütün bunlar birer kriter. Ee, bunun dışında üzerinde aflatoksin var mı, küf var mı, yok mu bilmiyorsun. Yani e, dolayısıyla başarı oranı burada düşüyor Hüseyin. Bunun için vatandaşın doğru bir şekilde buna ulaşabilmesi gerekiyor. Bunu inşallah yarın bak ben müjdesini vermiş olayım. İnşallah hocam. Bu bu çıkacak. Ondan sonra insanlık kullansın dursun.